Optik illüzyonlar. Harbi bu ne kadar saçma amına koyayım. Baksana şuna ya. Optik illüzyonlar. Şaşı bak şaşırlar. Baksana bak, şuradan bakınca yaşlı teyze. Buradan bakınca kızın kulağı normal genç bir kız. Boynunda da kolye var. Ama yandan şöyle bakınca Karadenizli yaşlı teyze. Hareket etmemesine rağmen bak hareket ediyor. Ediyormuş gibi görünen harbi hareket ediyor lan. Çizgiler. Bunların çoğunu öyle ya da böyle biliyoruz. Çünkü büyük oranda görsel bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden öne çıkan illüzyonların, yanılsamaların da görsel bir dünyada yer alması pek de şaşırtıcı değil. Ama bugün görsel dünyadan biraz olsun sıyrılacağız ve işitsel dünyanın labirentlerinde ilginç bir gezintiye çıkacağız. Konumuz ses yanılsamaları ya da diğer adıyla işitsel illüzyon. Hadi bakalım. Yere çarpma sesini duyan. Eğer şu... Ben duymadım. Duydunuz mu? Ben öyle bir şey duymadım. Ama sanki beynimde böyle bir dın dın. Ya beynim o sesi arıyor bak. Beynim öyle bir ses arıyor. Dın dın diye bir ses aradı. Eğer şu anda beni bir hoparlörden dinliyorsanız bölümü durdurup kulaklığa geçmeyi isteyebilirsiniz. Çünkü bu bölümdeki illüzyonların hepsini olmasa da büyük bir çoğunluğunu bir kulaklık kullanmadan deneyimlemeniz pek de mümkün olmayacak. Ama kulaklıklarınızı takarsanız inanın bana, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Dediğim gibi görsel illüzyonlara aşinayız çünkü fazlasıyla görsel bir dünyada yaşıyoruz. Görmek çoğumuz için dünyayı algılarken kullandığımız... Bu işte film girişinde ölecek eşinin videosu. Hani eşi öyle Spartaküs'te falan da vardı ya. Tam eşi ölürken böyle hani o güzel görüntüler falan. Bir de TikTok'ta bir tane çocuk yapıyor ya. Birincil referans. Günlük hayatta bile duyduğumuza değil gördüğümüze inanıyoruz değil mi? Mahkemelerde şahitlik edenlere verdiğimiz isim bile görgü tanığı. Belki de görsel illüzyonlar özellikle bu yüzden bizi şaşırtıyor. En güvendiğimiz duyumuzu çaresiz bıraktıkları için yani. Ama aslında illüzyonlar karşısında çaresiz kalan şey çoğu zaman duyu organlarımız değil. Çünkü ne yalnızca gözlerimizle görüyoruz ne de yalnızca kulaklarımızla duyuyoruz. Duyu organlarımızdan gelen verilerin işlendiği, senkronize edildiği... Baba full ekranımı yaptım bak nasıl? Baba bu adam harbi güzel yapıyor ya. Aa şunları açacaktım burada. Full ekran artık böyle, daha mantıklı. Hadi go. ...bildiği yer tabii ki beynimiz. Ve çoğu zaman yanılan şey de duyu organlarımızdan yani sensörlerimizden çok zihnimizin bu verileri işleyiş biçimi oluyor. Şu anda arkada bir süredir duymakta olduğunuz ses ilk illüzyonumuz. Shepard Rizzet tonu. Evet sürekli azalıyor. Sürekli böyle düşüyor evet. Sürekli aşağı yönde hareket evet. ediyor. Sürekli pesleşiyor, evet. kalınlaşıyor. Öyle değil mi? Peki sizce ne zaman sona erecek? Hiçbir zaman. Öyle ya, sürekli pesleşen bir sesin bir süre sonra artık insan kulağının işitemeyeceği bir seviyeye inmesi ve kesilmesi gerek. Ama hayır. Shepard Rizzet tonunun özelliği tam da bu. Sonsuza dek sürebiliyor. Hatta öyle ki şu anda arkada duyduğunuz bu sesin ait olduğu orijinal video... Aslında sabit duruyor lan. Bak şuradaki gidiyor buradaki bu yani bir yerde artıyor sürekli... Ama sanki hep azalıyormuş gibi geliyor ama aslında azalmıyor bence. 10 saat uzunluğunda, 10 saat boyunca sürekli ama sürekli olarak aşağı yönde hareket eden ve hiç bitmeyen bir ton. Sonsuz bir tünelden aşağı, boşluğa doğru düşer gibi öyle değil mi? Evet lan. Ama bu yalnızca bir kulak yanılsaması. Evet. Anlatmaya çalışayım. Aslında duyduğunuz bu ton... Tek bir sesten oluşmuyor. İçinde birden fazla frekans aynı anda ama var. Ama hep tekrar baba. Hatta tam olarak birbirinden birer oktav uzaklıkta 3 tane sinüs dalgası var bu sesin içinde. Eğer dikkatli dinlerseniz bunları belki ayrı ayrı işitebilirsiniz. Sinüs dalgalarının her biri giderek alçalıyor bu doğru. Ama daha fazla alçalıyor. Baba bak kulağınızı kapatın odaklanıyoruz. Alamayacak noktaya gelen frekans yavaşça sönümleniyor. Zayıflayıp, sessizleşip kayboluyor. Ve yeni bir sinüs dalgası bu kez ince bir tondan sessizce ve yavaşça denkleme dahil oluyor. Gözünüzü la gözünüzü dedim.
Harbi kulak mı dedim lan? Pardon, gözünüzü. Bu geçiş öylesine fark ettirmeden gerçekleşiyor ki kulaklarımız aşağı yönde hareket eden diğer iki tonu baskın tonlar olarak duyabiliyor. Ve beynimiz aslında sürekli olduğu yerde sayan bu sekansı sonsuza dek alçalan bir ton olarak algılıyor. Garip değil mi? Çok kimileri garip bu arada. Bunu berber direği illüzyonuna benzetiyor. Hani bazı berberlerin önünde vardır. Genellikle Amerika'daki berberler. Bizim berberlerde yok baba bu. Bizim berberlerde Brad Pitt fotoğrafları işte. Hani her berberde vardır ya mahallede öyle iki tane yakışıklı adam fotoğrafı falan. Girerken kendini onlara benzeyeceğini sanarsın. Berberin önünde kırmızı mavi beyaz şeritlerden oluşan sonsuza dek. Ya da asılmış havlular. Bir sarmal oluşturuyormuş yanılsamasını yaratan şu meşhur sembol. Buna aslında Shepard Rizzo tonunun görsel illüzyonlar dünyasındaki karşılığı denebilir. Ama bu illüzyon tekniğinin geçerli olduğu tek alan ton algısı değil. Aynı mantık kullanılarak ritmin de sonsuza dek hızlanması veya yavaşlaması gibi bir illüzyon da yaratılabilir. Şimdi şunu bir dinleyin. Hızlanıyor. Hızlanıyor bak. Harbi hızlanıyor lan. Sizce bu ritim daha ne kadar hızlanabilir? Cevabı biliyorsunuz. Sonsuza kadar gibi görünse de aslında sürekli olduğu yerde sayan bir ritim bu. Aynı mantıkla çok hızlanan ritim yavaşça sessizleşiyor. Ve yavaş bir ritim alttan alta denkleme dahil oluyor. Durdurdum. Bak şimdi. Tamam, reklam geçsin devam edelim. Şimdi bir dakika. Bu videoyu durdurduk. Şimdi en baştan yavaş mı başlayacak? Geçince söyleyin. Ozan şimdi en baştan yavaş başlayacak değil mi? Durdurdum. Bak şimdi izle, yavaş başlayacak. Oluyor. Bunu ayrımsamak, Shepard Rizzo tonunu ayrımsamaktan nispeten daha kolay. Çünkü ritmi takip etmek daha kolay bir şey. İsterseniz bu kez daha dikkatlice bir kulak kesilin ve fark ettirmeden denkleme dahil olan yavaş ritmi yakalamaya çalışın. Abi bu sürekli hızlanıyor. Odaklanamıyorum. Bir dakika, bir daha deneyeceğim. Odaklanamıyorum oğlum. Dur bakayım. Ritmi yakalamaya çalışın. Hızlanıyor. Dikkatle dinlediğimiz zaman bizi yanıltan el çabukluğunu fark etmemiz çok da zor değil. Şu bizi yanıltıyor. O bizi şey yapıyor, yanıltıyor. Ama dikkatsiz bir kulak ve zihin için her iki illüzyon da fazlasıyla yanıltıcı. Ama zihnimiz birbirinden çok farklı yanılma türlerine sahip. Bunun için bir diğer illüzyonu şimdi sizlere takdim edeceğim. Bazen zihnimiz bize oyunlar oynar ve aslında hiç orada olmayan şeyleri sanki oradaymış gibi görebilir ya da duyabilir. Bunun en meşhur örneği insan gözünün kör noktası. Gözlerin optik sinirlerle birleştiği bu nokta retinanın başladığı yere dek uzanır ve tam bu alana düşen görüntüleri optik sinirlerin kapatması nedeniyle göremeyiz. Ama beynimiz boşluk kabul etmez. Aslında var olmayan bir görüntü icat eder ve o boşluğu doldurur. Bu sayede o kör noktayı karanlık olarak algılamayız. Nasıl ya? Bunun bir benzerini kulaklarımız da yapabilir. Hatta az önce yaptı bile. İnanmıyorsanız insan gözünün kör noktasıyla ilgili anlattığım bölümün aynısını size tekrar dinleteyim. Ama bu kez arkadaki dikkat dağıtıcı sesler olmadan. Bazen zihnimiz bize oyunlar oynar ve aslında hiç orada olmayan şeyleri sanki oradaymış gibi görebilir ya da duyabilir. Bunun en meşhur örneği insan gözünün kör noktası. Gözlerin optik sinirlerle birleştiği bu nokta retinanın başladığı yere dek uzanır ve tam bu alana düşen görüntüleri optik sinirlerin kapatması nedeniyle göremeyiz. Ama beynimiz boşluk kabul etmez. Aslında var olmayan bir görüntü icat eder ve o boşluğu doldurur. Bu sayede o kör noktayı karanlık olarak algılamayız. Bu dinlediğiniz başta yaptığım konuşmanın... Ses niye kesiliyordu? Ses kesildi de anlamadım ben amına koyayım. ...birebir aynısıydı.
Tek fark, ilkinde aradaki boşluklara kurgu sırasında farklı farklı sesler serpiştirdik. Anlamsız gürültüler. Ve beyniniz bu ses... Aa! O ilk başta yaptığını... Aslında ses kesilmiyor mu ilk başta? Vay amına oy! Aslında ses ilk başta da kesiliyordu ama biz duymadık. İkincide kesilmeleri duydum ama ben ilkinde duymadım. Beynimiz ekledi. Vay amına oy! Oha, bir daha yapacağım, bir dakika. Bunun için bir diğer illüzyonu şimdi sizlere takdim edeceğim. Bazen zihnimiz bize oyunlar oynar ve aslında hiç orada olmayan şeyleri sanki oradaymış gibi görebilir ya da duyabilir. Şu an fark ettim ama... Baba, Amerikan oyunları. Ne kadar değişik bir şey lan. Kör noktayı karanlık olarak algılamayız. Bu dinlediğiniz başta yaptığım konuşmanın birebir aynısıydı. Tek fark... İlkinde aradaki boşluklara kurgu sırasında farklı farklı sesler serpiştirdik. Anlamsız gürültüler. Ve beyniniz bu sesleri boşlukları doldurmak, konuşmamın anlamını tamamlamak için birer harfmişçesine algıladı. Öyle yorumladı. Buna fonemik restorasyon adı veriliyor. Bir nevi halüsinasyon görüyoruz yani. Orada olmayan sesleri sanki oradaymış gibi algılıyoruz. İlginç değil mi? Diana Dodge, Kaliforniya Üniversitesi'nde bir psikoloji profesörü. Ama psikolojinin çok ilginç bir alanıyla ilgileniyor. Seslerle ve insanların sesleri nasıl algıladıklarıyla. Kendisi aynı zamanda mutlak yani absolute kulak. Günlük hayatta duyduğu her sesin tonal karşılığını tespit edebiliyor. Dodge'un en popüler çalışmaları ise keşfettiği işitsel illüzyonlar. Kulaklıklarınız hala kulağınızda değil mi? Şimdiki illüzyonu deneyimleyebilmek için bir kulaklık şart çünkü. Şimdi şunu dinleyin. Sol. Sol kulağınızda duyduğunuz bu melodiye alıştırın kendinizi. Unutmayın, sol kulağınıza bir girdi olarak ulaşan işitsel veri bu. Şimdi ise sağ kulağınızda farklı bir melodi duyacaksınız. İki farklı kanaldan iki kulağımızla iki farklı ses duyduk. Peki sizce bu ikisini birleştirince ne duyacağınızı tahmin edebiliyor musunuz? Hangi melodiyi hangi kulağınızda duyuyorsunuz? Seçebiliyor musunuz? Ortada baba, ortada, beynimin ortasında. Her iki kulağımıza da iki farklı ton dizisi sunulduğunda beynimiz en çok tonlar arasındaki müzikal ilişkiye önem veriyor. Ayrı ayrı dinlediğimizde aslında bambaşka olan iki melodi aynı anda duyulduğunda beyinde yeniden organize ediliyor. Beynimiz iki farklı kulaktaki iki farklı veriyi birleştirip aşağı yukarı hareket eden sıralı majör diziler olarak sunuyor bize. Bu herhalde... Sanki ikisinde de aynı şey çalıyormuş gibi oluyor. Sadece kulaklarımızla değil aynı zamanda beynimizle duyduğumuzun en başarılı kanıtlarından biri. Ama beynin düzen ve anlamlı bir örüntü arayışının hakikati nasıl çarpıttığını da... Kulaklığın sağ tarafı çalışmıyor amına koyayım. Aynı zamanda bizlere çok açık ve net bir şekilde... Aa harbi lan, kulaklığın sağ tarafı çalışmıyor, sadece doğrula, ortada bir şey hissedemen. ...de gösteriyor. Dodge'un keşfettiği bir diğer illüzyonsa triton paradoksu. Şimdi size ikililer halinde bazı ses tonları dinleteceğim. Bunlardan bazılarını tizden pese, bazılarını da pesten tize gibi düşünebilirsiniz. Siz benim bu çaldığım notaları dinledikten sonra taklit etmeye çalışın. Ben de aynı şeyi yapacağım. Duyduklarımı piyanodan çalacağım. Hazır mısınız? Şimdi ilki geliyor. Birinci ikilimizi çalalım. Nasıl bir şey duydunuz? Ben şöyle bir şey duydum. Yok abi, biraz daha sağda, biraz daha sağ. Aynı şeyi mi duyduk bilmiyorum. Yoksa daha şimdiden ayrıştık mı? Eğer öyleyse ikincisi geliyor. Hazır mısınız? Evet. Şöyle bir şey mi? Hayır abi. Öyle duydum. Peki ya bu? Buna ne diyeceksiniz? Dinleyelim. Evet. Şöyle bir şey şimdi? Galiba böyleydi. Peki.
Ha, onun gibi. Bölümüydü. Yok, yok, şimdi ben eminim ki bu dört ikiliden en az birini benden daha farklı işittiniz. Yok eğer sizin de cevaplarınız aynı benim çaldığımkiyle birebir uyuşuyorsa herhalde biz sizinle ruh eşi falan olmalıyız. Şaka bir yana bu kısmı sadece kulaklıkla dinlemek zorunda değilsiniz. İsterseniz hoparlörden verin bir başkası. Bekle baba, online piyano yok mu amınım? Çalayım online piyano da size. Yoksa ben... Dinleyelim. Galiba böyleydi. Peki. Yoksa böyle miydi? Şimdi ben eminim ki bu dört ikiliden en az birini benden daha farklı işittiniz. Yok eğer sizin de cevaplarınız aynı benim çaldığımkiyle birebir uyuşuyorsa herhalde biz sizinle ruh eşi falan olmalıyız. Şaka bir yana bu kısmı sadece kulaklıkla dinlemek zorunda değilsiniz. İsterseniz hoparlörden verin, bir başkasıyla birlikte dinleyip ne duyduğunuzu karşılaştırın, test edin. Cevaplarınız büyük bir ihtimalle ayrışacak benimkiyle ayrıştığı. Evet, farklı. Peki hangi cevap doğruydu? Aslına bakarsanız her i̇nsanlar, iki cevap da insanlar insana değişiyor. Duyduğunuz bu tonlar özel seslerdi. Aralıkları da özel bir aralık. Bir oktavın tam yarısı kadar. Buna triton deniliyor. Bunların böyle teknik açıklamasına girmeyi istemiyorum ama kısaca bunlar böyle biraz muğlak, biraz ikircikli ses gruplarıydı. Çift cevaplı seslerde diyebiliriz. Çift cevaplı. Bu yüzden her iki cevabı da... Abi şimdi Amorant kulağımı yalarken aslında beynimi mi yalıyormuş? Aynen öyle kardeşim. Bak doğru tespit. Helal olsun sana. İçinde barındırıyor. Her iki duyuş şekli de doğru. Yani birbirimizden farklı farklı duyuyoruz. Doç'un keşfettiği daha da garip olan şey ise şu. Farklı dili konuşan farklı kültürlerin verdiği yanıtlar... Yalnız teyze korkutucu bakıyor. ...çok daha farklı sonuçlara sahip. Ana dili Türkçe olanların vereceği cevaplar aralarında ayrışsa da ortalamaya vurulduğunda bir ortaklık görülebiliyor. İngilizce veya Çince konuşanların verdikleri yanıtlarsa bambaşka ortak noktalarda birleşiyor. Yani konuştuğumuz dilin melodik yapısı cevaplarımızı belirlememizde çok etkili. Daha geçen bölümde konuştuğumuz o sağlaklık veya solaklık da öyle. Melodi... Demet, solaklar az oluyor değil mi? Hep sağlak görüyorum ben. Solak niyeyse az. Ama bazıları da diyor ki aslında alışma meselesi falan diyen de vardı. Bir arkadaşım diyordu da. Genetik değil mi ya? Yanlış bilmiyorum. Ben araştırmadım. İlk yapı demişken Diana Doç'un absolut kulak olduğunu, her şeyi müzikal ton olarak algıladığını az önce söylemiştim değil mi? Bu oldukça nadir görüntü. Ama aslında bir şey diyeceğim, yani ben sürekli sol kolumu kullansam bence 2 seneye ben solak olabilirim. Yani sol elimi de güzel kullanabilirim. Yaparım la. Uğraşsak yaparız baba, alışır. Ulan baya böyle al... Genetik değildir ya. Hani genetik bir yatkınlık vardır en fazla. Allah vergisi diyebileceğimiz bir yetenek. Yani bende olmadığı gibi muhtemelen sizde de yok. Ama üzülmeyin, Diana Doç'un size güzel bir haberi var. Doç, bilimsel çalışmalarını yalnızca makale olarak yayınlayan bir bilim insanı değil. Zaman zaman çalışmalarını kendi sesinden anlattığı ve işitsel örneklerle birleştirdiği sesli CD'ler de yayınlıyor. İkinci CD'sinin post prodüksiyon sürecinde ise bizzat kendisi de çalışıyor ve seslerin doğru duyulduğundan emin olmak, equalizer ayarlarını yapmak için bazı bölümleri tekrar tekrar dinliyor. Konuşmasına bir nevi ince ayar verebilmek için belli bölümleri loop'a, yani döngüye alıyor. Sıra şu bölümün ince ayarını yapmaya geliyor. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. Doç bu bölümün özellikle bir kısmını stüdyosundaki hoparlörden loop'a alıyor. But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes ve ardından koltuğundan kalkıyor, ofisinden çıkıyor ve mutfağa kendisine bir kahve almaya gidiyor. Bir süre sonra ise mutfakta şu soruyu soruyor kendine. Biri şarkı mı söylüyor? Siz de şarkıyı duyabiliyorsunuz değil mi? Doç mutfakta aslında şunu keşfediyor. Bir konuşmayı olağan akışında dinlediğimizde konuşma olarak algılıyoruz.
Ama doğru yerden, doğru bir şekilde loop'a alıp seslere müzikal bir bağlam yarattığımızda duyduklarımız düz bir konuşmadan çok bir melodiye benziyor. Bu doğru yani. Mesela onun arkasına bir ekle sometimes olur yani aslında. Bir melodi gibi dönüşü aslında. Şu melodiye. Sometimes behave so strangely. Ardından aynı kaydı başkalarıyla da test ediyor Diana. Herkesin verdiği cevap aynı. Sometimes behave so strangely. 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 Nah, eksik baba. Anlayacağınız hepimiz birazcık absolute bir kulağa sahibiz. Günlük hayatta müzik olarak algılamadığımız şeylere doğru bir şekilde düzenlendiğinde tonal karşılıklar atayabiliyoruz. Doğru. Ve onu bir müzik gibi algılayabiliyoruz. Aslına bakarsanız bu bölüme ekleyebileceğim daha çok sayıda işitsel illüzyon var. Psikoakustik dünyası derya deniz ama devam edersen bu bölümün sonu gelmeyecek. O yüzden diğer illüzyonları belki ileride bir başka bölüm olarak yine sizlerle paylaşırız. Ama şimdilik size illüzyonlarla ve algılarımızla ilgili son birkaç şey daha söyleyeyim. İllüzyonları çoğu zaman olağanın dışında bir şeylermiş. Bak bu sürekli büyüyor bende. İllüzyon mu bu? Gibi görmeye meyilliyiz. Görsel ya da işitsel illüzyonlar sonuçta hepsi yanıltmak amacıyla özellikle üretilmiş yapay sesler değil mi? Ama belki de yanılıyoruzdur. İllüzyon belki de olağanın, normalin ta kendisidir. Ne demek istiyorum? Vallahi anlatmak için her şey hazır. Kulaklıklarınız kulağınızda. Eğer kulak içi kulaklık kullanıyorsanız hep deneyin çünkü dış sesleri de duymayacaksınız. Şimdi evet, sizden... Mesela benim kulaklığın özelliği var bak. Düğmeye bastım. Bak şu an dışarının sesi sıfır. Bir daha düğmeye bastım. Şu an mesela sesler geliyor ama bak bastım. Şu an kendi sesimi bile zor duyuyorum baba. Direkt bu şu an noise cancel, mansur her şey dışarıda sıfır ses. Çok az geliyor. Son bir isteğim daha var. Benden hemen sonra söyleyeceğim cümleyi sesli bir şekilde tekrar etmenizi istiyorum. Tahminen benim konuştuğum bu desibelde konuşsanız yeterli olur. Hemen hazır mısınız? Evet abi. Bip sesinden sonra şimdi söyleyeceğim şeyleri aynen tekrar edin. Şu anda kendimi gerçek sesimle mi duyuyorum? Şu anda kendimi duyduğunuz gerçek... ses her zaman duyduğunuz sesiniz miydi? Yoksa duydunuz. Her zamankinden daha boğuk, daha pes bir ses mi? Bir dakika kaçırdım ya, bir dakika. Bir şekilde tekrar etmenizi istiyorum. Tahminen benim konuştuğum bu desibelde konuşsanız yeterli olur. Hazır mısınız? Evet. Bip sesinden sonra şimdi söyleyeceğim şeyleri aynen tekrar edin. Şu anda kendimi gerçek sesimle mi duyuyorum? Duyduğunuz ses her zaman duyduğunuz sesiniz miydi? Yoksa her zamankinden daha boğuk, her daha zaman duyduğunuz ses, ses miydi? Yoksa peki, şimdi bir her de kulaklığı çıkarıp aynı cümleyi söyleyin. Şu anda kendimi gerçek sesimle mi duyuyorum? Size birkaç saniye daha vereceğim. Ben burada bekliyorum. Hadi. Şu anda kendimi gerçek sesimle mi duyuyorum? Buradasınız değil mi? Evet abi. Neden farklı duyduğunuzu açıklayayım mı? Evet çünkü abi aslında belli bir kısmını duymuyoruz. Beynimiz tamamlıyor bence. Duyduğumuz sesin önemli bir kısmını aslında hava yoluyla duymuyoruz. Ses bedenimizin içinden çıkıyor ve her şeyden önce vücudumuzu titreştiriyor. Yani biz kocaman bir enstrüman gibiyiz. Ağzımız ve kulağımız da birbirine çok ama çok yakın. Ses kafatasımızın kemik... Aslında aynı ses sadece biraz daha desibeli bir düşüyor. ...leri aracılığıyla doğrudan iç kulağa iletiliyor. Düşük frekanslarsa kemiklerimizi en iyi titreştiren sesler. Bu yüzden kulaklıkla konuştuğumuzda alçak frekansları daha baskın duyuyoruz. Yani bedenimizin sesini. Tam da bu sebeple kendi kaydettiğimiz, kendi sesimizi dinlemek bize çok garip geliyor. Evet. Benim sesim böyle mi ya diye soruyoruz. Oo çok oluyor. Her zaman olduğundan daha ince, daha cılız duyuyoruz, algılıyoruz onu. Çünkü onda bedenimizin titreşimi ve o en pes frekanslar yok. İllüzyon işte tam da burada. Kendi sesimizi hiçbir zaman başkalarının duyduğu gibi algılayamıyoruz aslında.
dünya üzerinde bizi işitebilecek milyarlarca insandan farklı şekilde şahit oluyoruz kendi sesimize. Hatta buna mecburuz. O hal... Abi oğlum bak mesela ben... Arkadaşlar neredeyiniz? Arkadaşlar! Farklı yani her şey bak mesela kulaklarını kapat öyle konuş. Merhaba merhaba bak bak kulaklarınızı kapatın konuşun şu an var ya beynimde sesim böyle ne kadar kalın. Harbi nefes sesime kadar duyuyorum. Şu an bak beynimin içi bildiğin yankılanıyor. Bak kulağını kapatınca öyle ama bak böyle olunca normal. Ama bak bak şu an harbi sesim kalınlaşıyor bak. Harbi kalınlaşıyor bir deneyin oğlum ya. Dalga falan geçmiyorum amına koyayım. Sağır olsaydık kendi kafamızdaki ses nasıl bir ses olacaktı? Ne bileyim. Halde bu durumda duyularımızın ve algımızın bizi sürekli yanılttığını ve hakikatten uzaklaştırdığını söyleyebilir miyiz? Yani bence bu biraz fazla ileriye gitmek olur. En azından farkında olmalıyız. O yüzden belki de hakikatin katman katman olduğunu, farklı bakış açılarının hakikatin bütününün birer parçası olduğunu kabul etmemiz en doğru olanı. İşte böyle bir dünyada, böyle bir tabloda bize düşense bu algıladığımız dünyaya inanmaktan başka bir şey değildir belki de. Öyleyse bu bölümün sonuna gelmişken sorayım. Duyduklarınıza şimdi inanabiliyor musunuz? Duyduklarınıza şimdi inanabiliyor musunuz? Duyduklarınıza şimdi inanabiliyor musunuz? Hep değiştirdi bak, hep değiştirdi. Duyduklarınıza şimdi inanabiliyor musunuz? 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 Güzel oldu bak gördün mü mesela ritim oldu baba. Çok güzel videoymuş lan. Kim dedi bu videoyu beğenmedim diye. Mis gibi video. Vallahi mükemmelmiş lan. Abi çok değişik. Harbi beynimiz bize oyun oynuyor ha. Harbi oynuyor. Beynimiz tehlikeli. Al linkini atayım. O zaman...